Doktor Zeynep Hülya Gümüş. Ya Gümüş. Akciğer kanserinde Boğuştan gelen genetik riskler. Doktor Zeynep Hülya Gümüş, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde, doktor eğitimini Princeton Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Doktor sonrası araştırmalarını Cornell Üniversitesi Hesaplamalı Biyotip Enstitüsü Fizyoloji ve Biyofizik bölümünde tamamlamıştır. Doktor Gümüş'ün araştırma alanları hesaplamalı kanser genomiği, veri ve ağ görselleştirmesidir. Karmaşık, yoğun veya çok katmanlı biyomoleküler ağları 3 boyutlu, stereoskopik veya sürükleyici olarak görselleştirmek için hücresiz kullanılabilen iCave adlı ilk açık kaynaklı aracı geliştirmiştir. Doktor Gümüş şu anda Mount Sinai'deki Icahn Tıp Fakültesi ve Icahn Veri Bilimi ve Genomik Teknoloji Enstitüsü'nde Etik ve Genomik Ana Bilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Dr. Zeynep Hülya Gümüş, innate genetics risks in the lung cancer. Dr. Zeynep Hülya Gümüş completed her bachelor's degree at Bozici University. Her PhD degree in the Department of Chemical Engineering from the University of Princeton. She completed her postdoctoral research in the Department of Computational Biomedicine and Physiology. And biophysics at Cornell University. Dr. Gümüş's areas of research are computational cancer genomics, data, and network visualization. She has developed the first open source tool called iCave that can be used for free to visualize complex, dense, or multilayered biomolecular networks in 3D, stereoscopic, or immersive. Dr. Gumus. is currently an assistant professor in the Department of Genetics and Genomic at the ICON School of Medicine at Mount Sinai and the ICON Institute of Data Science and Genomic Technology. Sayın Doktor Zeynep Hülya Gümüş ve değerli katılımcılarımız, Baya Info Congress 2 etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocamız bizlere bugün, hoş geldiniz. Akciğer kanserinde doğuştan gelen genetik riskler konulu bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru cevap bölümümüz olacaktır. Merhabalar tekrardan Zeynep Ulya hocam. Merhaba. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Bu e, aktiviteyi organize ettiğiniz için de e, teşekkür ederim. Gerçekten çok e, büyük bir çalışma gerektiriyor. Geldiğiniz için ee, biz teşekkür ederiz. Dilerseniz sunuma geçebiliriz. Tamam. Bugün sizlere e, akciğer kanserinde doğuştan gelen genetik riskler üzerine yaptığımız çalışmaları e, anlatmak istiyorum. Ee, öncelikle bizim çalışmalarımızın çoğunu İngilizce olduğu için ve Amerika'da olduğu için elimden geldiğince ben bunları Türkçe'ye çevirdim. Ama çevireme çeviremediğim ya da yanlış çevirdiğim kısımlar olduysa lütfen affınızı istiyorum. Evet. Umidim e, mümkün olduğunca soru sorun, sorduğunuz sorular çerçevesinde ben de e, sizlere açıklama yapmaya çalışacağım. Bu sayede e, daha iyi konuları anlayacağımızı ve iletişim kurabileceğimizi umut ediyorum. Ee, genel olarak e, akciğer kanseri, e, yani genel olarak benim e, araştırma laboratuvarımdaki yaptığımız e, çalışmalardan bahsetmek istiyorum öncelikle. E, bizim ilgilendiğimiz konu genelde kanser genetiği, kanser genomi daha doğrusu. E, kanserin başlangıcı, ilerlemesi ya da mesistas e, olduğu durumlarda e, hangi genetik, genomik etkenler e, sebep oluyor bunları, bunları anlamaya. Amaçlıyoruz ve biz tamamen e, deney e, yapanlarla ya da klinikteki arkadaşlarla beraber çalışsak da e, hesaplamalı bir kanser genomi laboratuvarında laboratuvarı olarak aktivitelerimizi sürdürüyoruz. Yani bu ne demek? Herkes e, işte pandemi sürecinde evden çalıştı ya da isteyen e, laboratuvara da gidebilir ama kesinlikle zorunlu değil. E, tamamen e, bilgisayar ve e, hesaplamayı yönelik bir araştırma grubumuz var şu anda. E, bu amaçta yaptıklarımız mesela e, iç üç kısımda toplayabiliriz araştırma konularımızı. Bunlardan bir tanesi büyük heterojen karmaşık genomik veri kümelerini görsel keşfi için yeni web, e, yeni yazılımlar ve web arayüzleri geliştirmek ve bunun için yaptığımız bazı çalışmaları size e, sunacağım bu konuşma çerçevesinde. Ee, onun dışında matematiksel ve istatistiksel analiz araçlarını, büyük e, tüm egzom ya da tüm genom dizileme veri kümelerini analiz etmek ve genomik sürücüleri belirlemek için kullanmak e, ve bunu kullanırken ultra-fast dediğimiz ultra-hızlı bilgi işlemlerden yararlanmak. E, yani e, toparlayacak olursak daha çok işte... E, Kanseri sebep olan ya da kanser kanserin ilerlemesine sebep olan genetik değişiklikleri matematiksel ve istatistiksel yönlerle yöntemlerle bulabilmek. Üçüncü kısımda bu genetik değişikliklerin proteinlerin işlevini nasıl değiştirdiğini ve bunları nasıl hedefleyebileceğimizi anlamak için yeni analiz araçları geliştirmek. Ben bu konuşmada daha çok birinci ve ikinci kısım üzerine yoğunlaşacağım ve daha çok akciğer kanseri riskine yoğunlaşacağım. Ee, bu çalışmalar dahilinde dediğim gibi Mansayna içinde ve dışında Türkiye'de ve Avrupa'da ve Amerika içi, içerisinde çeşitli deneysel hesaplamalı ve klinik e, gruplarla işbirliği yapıyoruz. Ee, birkaç konsorsiyuma üyeyiz ve e, takım çalışmalarının bu araştırmalarda çok değerli olduğu düşüncesindeyiz ve bu sebeple mümkün olduğunca... E, takım çalışması ve e, beraber e, bu konuları, bu konulardaki bilgilerimizi nasıl ilerletebiliriz? Bunun üzerine yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Öncelikle genetik farklılıkları hatırlama amaçlı e, kısaca bir özetlemek istiyorum. Genetik kanser araştırmacıları için e, daha çok e, tümördeki değişiklikler e, ve genetik farklılıklar e, ilgi konusu içerisine giriyor ve bunlar bizim dediğimiz somatik mutasyonların içerisine her somatik mutasyon yani sonradan gelen mutasyonlar bir insan doğduktan sonra oluşan mutasyonlar her biri kanseri yol açmaz ee, bazıları işte farklı sebeplerden zaten e hücrelerimiz çeşitli mutasyonlara e, uğrayabilir. E, bunlar kalıtımsal mutasyonlar kalıtımsal değil. Yani anneden çocuğa geçmiyor. E, burada gördüğümüz gibi. E, bunun dışında bir de e, germline dediğimiz eşey hattı mutasyonları var. Eşey hattı varyantı diyeceğim buna. Çünkü hani çünkü bu sadece insanların değişik olmaları. Yani e, farklı olmaları e, sebebiyle olan e, farklı mutasyonlar Bunlar e... Annenin ya da babanın sperm ya da yumurta hücrelerinde bulunuyor ve bunlar kalıtsal. Yani o tek hücredeki mutasyon e, çocuğun bütün hücrelerinde e, yer alacaktır. Anneden babadan gelen mutasyon e, ve bunlar e, ailesel kalıtsal sendromlara sebep olabilir. Çünkü bazı mesela çeşitli kanser türlerini bazı ailelerde yoğunlaştığını görüyoruz. Bunun sebebi de o ailede belli bir varyantın, eşey var. Varyantının, daha e, eşer varyantının olması sebebiyledir ve bu aileler e, aslında incelediğimiz zaman e, kanserin kanser riskini genetik kalıtımsal kanseri anlamamız için bize çok faydalı olmuştur e, bir örnek vermemiz gerekirse e, basında da çok görmüşsünüzdür bunu ve gerçekten bilim dünyası olarak kendisine bir teşekkür borçluyuz çünkü ee, insanlar kendi genetik riskleri, kanser riskleri üzerine konuşmayı sevmiyor olabiliyorlar bir stigma olduğu için. Aynı zamanda e, buna karşı önlem almaktan da çekinebiliyorlar. Ama bu e, bakış açılarını yıkmakta e, Angelina Jolie'nin çok büyük etkisi oldu. Çünkü çok son derece başarılı ve çok güzel bir kadın oldu. E, ...kanser riskini azaltmak için çok ciddi ameliyatlar olmayı kabul etti. Ve bu gerçekten de e, pek çok farklı hastanın da e, bu yolu... E, ...hasta olma riski olan kişinin de bur bu yolu seçerken e, yardımcı oldu buna. E, Angelina Jolie'nin aile e, bireylerine baktığımız zaman büyük anneannesi anneannesi, annesi hepsi yumurtalık kanserinden vefat etmiş ve genç yaşlarda. Ee, diğer taraftan kuzenleri, teyzesi, büyük teyzesi onlarda e, meme kanseri olmuşlar. Yani e, angiolojinin e, genetik ara, genetik dizilimine bak, bakıldığı zaman BRCA1 geninde eşe yattı varyantı olduğu ortaya çıkmış. Yani e, kalıtımsal bir varyant var ve bu varyantı olan kişilerde meme kanseri riski %87, yumurtalık kanseri riski %50 çıkmış. E, Radikal bir tedavi olmasına rağmen tedavi var. Bu da hem memelerin hem yumurtalıkların alınması. Ve Angelina Jolie de kendi ailesindeki gelen kadınların kaderine yakalanmamak için 40 yaşın 40 yaş civarında bu ameliyatları oldu ve kanser riskini büyük ölçüde azalttı. Bu olmayacağı anlamına gelmez ama meme kanseri olmayacak ve erken yaşta e, ölüm riskini çok daha azaltmış oldu. E, şimdi akciğer e, akciğer kanseri riskini anlamak için e, ne yapabiliriz? Şimdi e, meme kanserinin e, dışında ee, bu BRCA varyantlarının dışında e, meme kanseri kadınlarda çok yoğun görülen bir kanser türü olmasına rağmen bütün dünyaya baktığımız zaman aslında e, insanların en çok ölmesine sebep olan kanser türlerinin başında akciğer kanseri geliyor. Ve e, ölüm istatistiklerine de baktığımız zaman insanların ölüm sebebi bir e, kalp rahatsızlığı 2 e, akciğer kanseri ve akciğer kanseri e, ölüm riski o kadar yüksek ki e, ölüm sebepleri o kadar yüksek ki daha sonra gelen meme ve korektar kanserlerin toplamından daha fazla insan akciğer kanserine yakalanıyor. Ama buna rağmen akciğer kanserinin genetik riskleri hakkında çok fazla bilgimiz yok. Bunun sebeplerinden bir tanesi de akciğer kanserinin e, sigara ve değişik e, çeşitli dış etkenler yüzünden de e, riskini anlamanın, an e, gelişimini anlamanın zorluğu. E, ama ne kadar e, akciğer kanseri tüm kanserlerdeki gibi erken evre yakalanabilirse o zaman e, geç evre kanserlere nazaran önemli ölçüde ee, daha iyi bir e, prognoz yani tıbbi tahmin yani hastanın ne kadar yaşayacak atlatabilecek mi mesela amel erken çok erken evre yakalanabilirse o hasta ameliyatla e, tedavi edilebilir tamamen eğer küçük mutasyonu şey e, metastası uğramamış lokal bir e, lokal bir tümör varsa. eee Çevresel etkenler dediğim gibi tütün dumanı riski artıyor, ancak sigara dumanı e, riski artırıyor. Ama genetik etkenler de var e, ve e, son zamanlarda, son yıllarda yapılan e, çalışmalarda akciğer kanseri riski ve ailede akciğer kanseri öyküsü arasında bağlantılar olduğunu gösterdi. Eğer ki biz yüksek riskli bireyleri belirleyebilirsek bu kişileri daha sıkı takip edebiliriz. Daha sıkı takip edersek daha erken evre bu kanserler yakalanabilir, erken teşhis ve hatta önleme stratejilerinden yararlanabilirler. Bizim çalışmalarımızdaki amaç bu bireyleri yakalayabilmek. Aynı zamanda o kişilere eğitim de verebilebilir. Hem sigaranın, sigara içmenin kendisinin arttırdığı riskler var. Hem de sigara dumanına maruz kalmanın da e, verdiği riskler var. Ee, biz çalışmalarımızda küçük hücreli olmayan e, akciğer kanser riskini artıran gen mutasyonlarını belirlemeye çalışıyoruz. Ee, eğer bunları belirleyebilirsek daha sonra bir risk genleri paneli kullanarak genetik kliniğinde bireyleri risk açısından test edebiliriz. Sonra onları daha sıkı denetleriz. Ee, ayrıca kanser önleyici tedbirler de bulunabilir zaman içerisinde gene ya da varyanta göre size verdiğim örnek e, BRCA1 genindeki e, meme kanseri riskine göre e, radikal e, bir tedavi, radikal cerrahi. E, ama kolorektal kanser riskinde ailesel, kalıtımsal risk e, gen mutasyonları olanlarda aslında e, riski indirmek çok daha relatif olarak kolay çünkü onların yapması gereken günlük küçük dozda aspirin kullanmak. E, lh H1MNSH2 türkenlerinde mutasyonlar varsa ve bugünlük aspirin kanser kolorektal kanser riskini azaltıyor çünkü enflamasyonu azaltıyor. bizim amacımız genel olarak bireyleri küçük hücreli akciğer kanserine yatkın hale getiren nadir zararlı varyantlara, genetik değişikliklere sahip genleri tanımlamak. Bunun için e, tabii ki akciğer kanseri hastalarından e, örnek almamız gerekiyor, ama aldığımız örnekler ka, e, tümör değil. Aldığımız örnekler vücudun herhangi bir yerindeki e, hücreler, çünkü bütün hücreler e, aynı mutasyonları ya hepsi olmasa bile aynı kalıtımsal mutasyonlara sahip ve bizde ya kandan ya da akciğerden alınan örneklerden e egzom dizilimine bakıyoruz. Ve bunların risk buralardan risk tanımlamak istiyoruz. Tabii bunu yaparken hem sağlıklı akciğer kanseri olmayan insanlardan hem de akciğer kanseri olan insanlardan örnek alıyoruz. E, keşif analizinde. Daha sonra bulduğumuz genleri doğrulamak için e, tamamen bağımsız bir vaka bir tamamen bağımsız bir ko e, bir kohort kullanıyoruz ve bunlarda da gene e, tekrar o risk genlerine bakıyoruz. E, harici olarak doğrulamak için. Bunları nasıl yaptığımızı da size bahsedeceğim. E, burada size bir de e, vurgulamak istediğim bir şey var. Bu da e, baktığımız kalıtımsal e, yani germline dediğimiz ya da Türkçe eşey hattı varyantları dediğimiz bu varyantlar arasında bizim öğrenmek istediğimiz nadir olan varyantlar. Çünkü e, etki Etkilerin e, büyüklüğüne baktığımız zaman bu sol tarafta işte low, moderate, high dediğimiz effect size kısmı var. Ondan sonra alt tarafta da varyant ne kadar e, sık görülüyor. O, onun e, e, x onu görüyorsunuz. Şimdi baktığınız zaman mesela... E, Genellikle bu e, ortadaki bölgede yani varyantlar mesela eğer bir varyant e, çok yaygın olarak görülüyorsa onun etkileri genelde çok az oluyor. E, ama eğer ki e, daha nadirse, daha nadir görülen bir varyantsa büyük ihtimal onun etkileri çok daha fazla e, kuvvetli olabiliyor. Bu her varyant, her nadir varyantın etkisi çok kuvvetli olacak demek değil ama bazı ama bir nadir varyantın etkisinin e, yüksek olma olasılığı daha yüksek. Mesela işte Angelina Jolie'deki BRCA1 genindeki mutasyon gibi. E, bizim de bulmak istediğimiz bu küçük bu nadir varyantlar çünkü nadir varyantların etkileri daha yüksek olma ihtimali yüksek ve nadir varyantların etkisine bakmak için daha küçük kohortlar kullanabiliriz. yaygın varyantların etkisini anlamak için çok daha büyük kohort hasta sayısı gerekiyor. Bunlara bunları baktığımız zaman şu küçük hücreli olmayan akciğer kanseri adına karsinoma riski için ilk başladığımız bu çalışmalarda e, egzom dizimini tüm, tüm egzom dizimini e, hücreleri şöyle söyleyeyim, tüm e, e dizimine e bakmak istedik. E bunun için size dediğim gibi bir keşif analizi kohortu, bir doğrulama analizi kohortu kurduk. Burada önemli olan bu kohortların tıbbi sayısı e, keşif analizinde 537 tane kanserli hasta, 3954 tane de sağlıklı e, sağlıklı kişiden örnek aldık. E, sağlıklı kişiden örnek e, bazıları alınmıştı, bazıları da e, daha önceden alınmıştı, onların datasını kullandık. Yani biz hem ke e hem kendi hastalarımızdan e örnek aldık, hem de e bu zaten olan set veri bankalarından e bilgileri kullandık. Doğrulama analizinde de TCGA e (Tumor Cancer Genome Analysis) diye bir konsorsiyum var. Onlar e pek çok sayıda e kanser hastasının çeşitli kanserleri e genetik analizini yaptılar. Onların o bu data bankasından gene bilgilere ulaştık. Ee, sadece eee eşey hücre bilgilerine ve kontrolleri de yine başka bir çalışmanın datalarını aldık ve tabi e, tabii bu çalışmaları yaptıkları zaman farklı amaçlar üzerine yapmışlar bu çalışmaları. Hiçbiri e, bizim amacımız için bu çalışmaları kullanmadığı için bu e, verileri, zaten olan verileri daha iyi bir şekilde e, daha zaten olan verileri daha farklı bir şekilde kullanmak için Yaptığımız çalışmada aynı zamanda verileri tekrar tekrar kullanmak açısından çok da uygun şey olarak da doğrulama analizindeki hasta sayısı da 546 hasta ve 3953 tane de kontrol. Daha sonra bu analiz kısmına çok detaya girmek istemiyorum ama sorularınız olursa yanıtlarım. Ee, bizim amacımız e, genel, bizim amacımız e, e, risk varyantlarını bulmak olduğu için e, olan olabilecek en iyi ve kanıtlanmış daha önce pek çok farklı grup tarafından kullanılmış metodları tercih ettik çünkü metoda daha bağlı bir e, buluşumuz olsun istemedik. E, daha yeni hiç kullanılmamış metodları kullandığınız zaman o zaman diyorlar ki A, acaba bu metod yüzünden mi bir hani metodun etkisi var mı? Bunlar gold standard dediğimiz altın standarttaki metodları kullandık. Ve bunu yaparken hem e, hastaların hem kontrollerin e, tüm egzom dizilim datalarını bir arada analiz ettik. Daha sonra kalite kontrol yaptık. Kalite kontrol yaptıktan sonra nadir varyantları çıkardık ve bu nadir varyantlar arasında önemli olan patojenik dediğimiz e, kötü etkisi olan varyantları ayrıştırdık çeşitli database'lerden geçirerek ve daha sonra da e, gen ya da gen seviyesinde baktık bu varyantların etkilerine çünkü nadir oldukları için mesela e, Birkaç hastada belki görülebilen bir varyant ama birkaç hastada aynı genette nadir varyantlar var ama başka lokasyonlarda bunları da bir yere getirdik. Beraber analiz ettik. Nadir varyantların keşfi kusura bakmayın bu slide İngilizce olmuş. İşte mesela... Bu gerçekten nadir mi? Onu ona bakmak için e, daha çok e, hastaların bizim elimizdeki örnek e, dataları daha çok Avrupa kökenli be e, kişilerden oluştuğu için e, Avrupalı Avrupa kökenli kohortlara konsantre olduk ve dedik ki işte yüzde birden daha az görülüyorsa... E, Avrupa kökenlilerde tamam bu nadir e, ve aynı zamanda hem Hastalarda hem kontrollerde yüzde %2'den daha az görülüyorsa ve işte bu gerçekten e, varyant kötü etkisi var mı patojenik mi ona baktık ClinVar database'inde ya da belki de m, kötü bir patojenik varyanttan daha erken görülüyor e, protein diziliminde onları da aldık ve bunları bir araya koyduk. Bu nadir varyantları gen seviyesinde. Aynı zamanda biyolojik olarak birbiriyle alakalı genleri de e, beraber baktık ki istatistiksel gücümüz artsın. E, ondan sonra e, bunları burden şey e, tüm yük analizi olarak e, istatistiksel metodlar kullanarak e, analizini yaptık. Şimdi gen seviyesinde nadir varyant analizi yaptığımız zaman ve burada e, e, nadir varyant yükü analizi dediğimiz nasıl bir şey, e, bu vakaların e, nadir zari varyantlarını zenginleştirip zenginleşmediğini değerlendirmek için kullanıyoruz ve e, burada bizim yaptığımız çalışmanın önemi. Başka çalışmalar mesela bir tane kohorta bakıyor ve hatta bir tane kohorta baktıkları zaman o baktıkları kohorta hasta ve kontroller değil de sadece hastalara bakıyorlar ve o hastalardaki istatistiksel olarak belli mutasyonlar daha sık görülüyorsa ona konsantre oluyorlar. Ama bunlar da hata payı çok yüksek. Bizim yaptığımız hem hasta hem sağlıklı insanları aynı anda karşılaştırmak araştırma grubunda keşif analizinde keşif analizini yaptıktan sonra bir de bunu doğrulama analizi yapmak ki bunu yapan çok fazla grup yoktu biz başladığımızda ve bunun önemini de aslında bu yaptığımız çalışma güzel gösteriyor çünkü baktığımız zaman mesela ATM genini görüyoruz işte C6 genini görüyoruz ama aynı zamanda PRKRA dediğimiz bir geni görüyoruz keşif analizinde ve bu genin etkisinin e, bu gendeki nadir varyantların etkisinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ama e, doğrulama kohortuna gittiğimiz zaman e, ATM'yi hala görüyoruz. Buradaki diğer genler değişti. Demek ki bu diğer genleri doğrulayamadık. Hiçbir şey diyemeyiz. O yüzden bunlar bir tek bu kohortta kalsaydık bunlar büyük ihtimalle doğru sonuçlar olmayacaktı. Bunları elemiş olduk. E, ve ama ATM hala görünüyor. Onun dışında da bu PRKRA'da enteresan bir e, sonuç aldık. O da bu riskli e, riskle negatif olarak e, bağlantılandırdık kişi analizinde. Ama doğrulama analizinde yine etkisi çok büyük ama riskle pozitif olarak bağlanmış. Yani etkisi birbirinin tersi. E o zaman e, dedik ki büyük ihtimal burada e, belli bir varyant grubu var. Bir şekilde teknik olarak bir yerde e, metodun herhangi bir yerinde bu e, görülüyor. Ya da ya metodolojik ya da kohortlardan gelen bir sebep var. Ama bu artefakt dediğimiz yani yanlış yanlış sonuç ee, ve bunları da eledik. O yüzden yani hem keşif hem doğrulama analizi yapmak bu açıdan çok önemli. Ee, ama e, burada söylemek istediğimiz hem keşif grubunda hem doğrulama gründe bu ATM geninin etkilerini gördük ve e, ortak grupta da görüyoruz bunu. E, ATM geni en yüksek e, etkisi olan gende, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri adına karsinomda. E, hem etkisi yüksekti hem olasılığı 0.05'ten daha düşük. E, keşif kohortunda, e, validasyon kohortunda da aynı şekilde. Sonra tabii biz bu e, diğer genlerdeki enteresan sonuçlardan dolayı başka bir kohorta daha bakalım dedik. Ee, ve Memorial Sloan Kettering Kanser Hastanesi'ndeki araştırmacı arkadaşlarımızı e, aradık. Onlar da bize 1594 e, hastanın e, bilgisi. E, bu gendeki bilgilerini gönderdiler ve buna baktığımız zaman da sıfır e, nokta yani bu bu genlerde de e, bu bu hastalarda da e, bu genin mutasyonlarının daha e, normal popülasyondan daha yüksek olduğunu gördük yani e, hem yani hasta hastalarda bu e, mutasyon daha sık görülüyor sağlıklı insanlarda daha az görülüyor ve daha daha sonra baktığımız diğer e, başka bir tamamen bağımsız bir hasta kohortunda ya yani üçüncü hasta kohortunda yine daha fazla görünüyor. O zaman e, dedik ki bu ATM genindeki nadir zarari varyantlar akciğer adına karşılama riskini arttırıyor. E, yaptığımız e, araştırmanın yanında bir de e, şey fark ettik. Bizim kohortta e, Ashkenaz Yahudi soyuna sahip olan bireylerde e, yanlış aklımı Türkçeye çevirirken e, aşkın az Yahudi soyuna sahip bireylerde ATM genindeki mutasyonlar e, bu varyant daha sık görünüyor ve e, ve bunlar e, vakalarda daha daha sık daha daha güçlü bir şekilde zenginleştirilmiş. Yani e, beyazlarda bu varyant, e, bu, bu ATM geni varyantları riski arttırıyor. Aşkınaz Yahudilerde bu varyant daha çok olduğu için bu etkiyi ciddi bir şekilde onlarda da görüyoruz. Çünkü o popülasyonda daha yüksek. E, aynı zamanda ATM üzerine yapılan başka çalışmalar var. Akciğer kanseri olmasa bile diğer kanserler. E, pankreas, meme, prostat ve bilinen bir risk geni bu, bu diğer kanserler için. Olayı, dolayısıyla küçük hücreli olmayan akciğer kanseri adına karsom, ATM ile ilişkili kanser yelpazesinin bir parçası olabilir bizim çalışmamızın e, sonuçlarına göre. E, çünkü... Dediğim gibi bu bazı mutasyon bazı e, genetik bozukluklar sadece bir doku türünde değil başka dokularda da kansere sebep olabiliyor ve ATM geni de bir e, kanser sendromiyal pazesi olan e, rahatsızlıkların bir sebebi olabilir. E, daha sonra tamam dedik. Biz bu analiz e, analiz metodunu e, geliştirdik. Bunu şimdi küçük hücreli olmayan akser skomas hücre karsinomasına bakalım. Daha önce Adana karsinoma bak. Adeno, akciğer adana karsinoma bakmıştık. Şimdi skomas hücre karsinoma riskine bakalım. Gene aynı şekilde tüm egzom dizilimi. Egzom dediğimiz e, DNA'nın e, kodlayan kısmı, kodlamayan kısmına da bakıyor olsa tüm genom olacaktı. Ee, e keşif analizinde 333 vaka 853 kontrol, doğrulama analizinde de 494 vaka 3954 kontrol e, kullandık ve yine aynı e, analiz metodundan geçirdik ve daha sonra bulduğumuz e, gen seviyesinde Nardir varyant yükü analizi yaptığımız zaman BRCA2 geninde bir varyantın e, daha önceki çalışmalarda akciğer kanseri, sıklamaz akciğer kanseri riskini arttırdığı görülmüş. Aynı zamanda check 2 geninde bir varyantın e, riski azalttığı görülmüş. Bunlar daha önceden bilinenler. Onun dışında nadir varyantlar hakkında bilinen bir bilgi yok. E, biz bu BRCA'daki varyantın e, etkisini e, kendi e, çalışmamızda da gördük. Hem keşif analizinde hem de doğrulama kohortunda gördük. Yani bu varyant daha önceden bulunmuş olan BRCA2'deki varyant keşif hem keşifte hem doğrulamada var. Ama enteresan olan bu varyant da literatürde e, kötü etkisi olmayan bir varyant olarak geçiyor. Ve hala bunun üzerine çalışmalar devam ediyor. Bu kötü bir varyant mı, iyi bir varyant mı? E, hücre seviyesinde nasıl etkileri var bu hala tam olarak bilinmiyor. E, ve bu araştırma konusu. Ama önemli olan bu varyant e, gerçekten... E, şey. E, hem keşifte hem doğrulamada daha fazla görünmüş e, şey ke, e, hastalarda kontrollere nazaran. Daha sonra biz bu e, hastalara baktığımız zaman bu varyantı olan hastaların elimizde tümör örneği bilgisi olanlarına da baktık. Her hastanın tümör örneği bilgisi yoktu. Eee e, egzom sekans analiz bilgisi yoktu. Ama olanlarda 20 tane kişiden, 20 tane bu varyantı sahip olan kişiden 8'inin e, tümöründe de e, aynı mutasyonun olduğunu gördük. Bu da loss of dediğimiz yani hem tümörde hem e, e, eşey hat e, hatta hücrelerinde e, bu mutasyon olunca tamamen bu genin e, büyük ihtimalle e, fonksiyonunu yitirmesine sebep olduğunu düşünüyoruz. Ama yine de e, bu gerçekten patojenik mi değil mi? Bu literatürde tam olarak bilinmiyor. E, e, diğer taraftan Baktığımız zaman e, bu bizim hem keşif hem e, doğrulama kohortlarımıza baktığımız zaman bu variyant e, o, o bu varyantın etkisinin dışında BRCA2 genindeki diğer nadir ve bilinen kötü varyantlara baktığımız zaman e, onların e, hem etkisinin yüksek hem de istatistiksel olarak e, önemli e, seviyede e, etkisinin güçlü olduğunu gördük. E, gen seviyesini daha sonra BRCA2'ye baktıktan sonra gen gen seviyesindeki nadir varyant analizini yaptıktan sonra dedik ki e, gen gruplarına da bakalım. Çünkü gene bakıyoruz. Gene belki de o o gendeki o gende nadir varyant sahibi hasta fazla yok. O zaman neden genleri birkaç gene aynı anda bakmıyoruz. O zaman dedik 94 tane kanser riski geni var. Illumina şirketinin TrueSight kanser risk paneli. Bu genelde ailenizde çok fazla kanser varsa ee, önerilen bir kanser risk paneli 94 genden oluşuyor. En bilinen kanser riskleri. Ondan sonra 114 tane kanser riskinin Rahman'ın bir kan, kanser riskinin sunulduğu bir çalışma vardı. Oradan da kanser genlerinin listesini aldık. Aynı zamanda DNA'yı onaran genlerdeki bilinen DNA'yı onaran genlere de bakalım dedik. Bunları gruplasak, nadir varyant analizi yapsak. Sonra dedik ki biz bunları belki de e, kendi bakış açımızdan hani önemli kanser genleri diye bakıyoruz ama belki de atladığımız konular var. O yüzden dedik ki gen grupları 1700 17 bin tane e, 17 binden fazla e, gen setinin olduğu bir e, moleküler e, gen grupları data veri bankası var. Oradan da bunları alalım dedik. E, ve bütün bu çalışmalardan sonra, e, bu analizlerden sonra gördük ki Fankon anemia e, gen grubu dediğimiz grupta ki bunlar DNA'nın DNA onarımına katkıda bulunan genler. Bunlar da e, eğer ki bir nadir görülen kötü bir varyant varsa bu da e, Sklamos akciğer kanseri riskini arttırıyor. Ve e, yani sonuçları toparlarsak varyant seviyesinde analiz yaptığımız zaman BRCA2 genindeki bu varyant e, riski arttırıyor. Ama bu varyant e, olsa da olmasa da çünkü bu varyantın kötü etkisi olup olmadığını hala bilmiyoruz. Ama bu varyant olsa da olmasa da BRCA2 geninde risk hem e, keşif hem doğrulama grubunda art, artış gözüküyor. Aynı zamanda bu varyantın etkileri... E, bu varyantı olan kişilerde e, tümörlerinde de aynı mutasyon görülüyor. E, gen e, gen grubu seviyesinde analize baktığımız zaman işte gördüğünüz gibi hem bu varyantla BRCA2'de hem bu varyant olmadan BRCA2'de fankinonimiye genleri, DNA'yı anıran genler, fankinonimiye genleri, ve fanconi grubu genlerinde e, olasılık e, genlerinin hepsi riski arttığı görülmüş. Yani fanconi geninde nadir bir gen mutasyonu varsa, kötü e, kötü zararlı gen mutasyonu varsa, onun e, akciğer squamous kanser riskini arttırdığına e, düşünüyoruz. Sonuçlar toparlarsak akciğer adını karsınımı ve sıkanma sücülü karsınım için tanımlanmış risk varyantları, genler ve gen grupları halka açık bütün egzom dizileme verilerinden elde edilen nadir zararlı eşey hattı varyantlarına dayalı yük analizi olarak kullanarak ince, inceledik. E, ATM küçük hicreli olmayan akciğer adına karsinomu için kontrollere nazaran vakalarda artan nadir zararlı varyant ...yüküne sahip olduğunu gördük. BRCA2'nin akciğer skomas kanseri için kontrollere nadiren e, vakalarda artan nadir zararlı varyant yüküne sahip olduğunu gördük. Fanconi anemi genleri akciğer skomas kanseri vakalarda nadir zararlı ee, eşey hattı varyantlarında zenginleştirilmiş olduğunu gördük. Ee, aynı şekilde BRCA2 e, bu varyantın e, olsa da olmasa da Fanconi anemisi genlerindeki zararlı varyantların e, hastalarda daha çok olduğunu gördük. E, bu bulgularımız kişiselleştirilmiş programlardan yararlanabilen ve prognozu iyileştirebilen akciğer kanseri e yüksek riskli bireyleri belirlemek için klinik geri, gene, gene, klinik genetik tanı panellerinde Fanconi genlerinin dahil edilmesini önermektedir. Şu andaki mesela e, çeşitli farklı e, risk tanı panellerinde Fanconi anemisi genlerinin hepsi yer almamaktadır. Yer almamasının sebebi de ee, onların etkilerinin bu kadar bilinmiyor olmasıydı. Ee, mesela eski Memorial Sloan Kettering kanser merkezinin panelinde e, bazı fan genleri şu an şu anda yok ve bunların etkilen, ek, e, eklenmesi e, din yararlı olacağını düşünüyoruz. E, burada tabii akciğer kanserini bulmak için en önemli e, kullandığımız silahlardan biri. E, e, CT scan dediğimiz e, e, gözetim ama bunu fankon önemlisi mutasyonu olan kişilerde öneremiyoruz. Çünkü e, bu tümörü ararken e, de aslında akciğer dokusuna zarar verilebilir. E, ama diğer taraftan ATM geninde mutasyonu olan kişilerde e, CT ile zarar CT ile onları devamlı tetkik fırsatı var çünkü onlara CT'nin çok fazla bir etkisi olmuyor e, ve ATM geninde de o yüzden nadir zararlı varyant taşıcılarının sık bir şekilde e, takip edilmesini öneriyor çalışmalarımız. E, bunları biz e, Clinical Cancer Research dergisinde aynı zamanda Journal of Thoracic Oncology dergilerinde yayınladık. E, i̇kinci bölüm olarak da Size çok kısa e, yazılım ve web arayüzleri hakkındaki çalışmalarımız üzerinde çalışmalarımızdan bahsetmeli bahsetmek istiyorum. E, buradaki Ana sorularımızdan biri, mesela risk genlerini, protein, protein etkileşim ağları ile nasıl entegre edebilirim? E, bu amaçla başladık. Sonra e, sonra gördüğümüz gerçekten e, ee, yazılım ve web arayüzleri e, bizim araştırmalarımızda çok ihtiyacımız olan bir konu. Özellikle de veri bankaları giderek büyüdüğü için ve de e, veri analizleri giderek arttığı için e, bu dataları çok en iyi nasıl e, görselleyebiliriz ve görsel olarak inceleyebiliriz daha çok önem kazanmaya başladı. E, biz ilk olarak büyük ve karmaşık biomiktiler alırız, stereoskopik 3 boyutlu veya sürükleriz 3 boyutlu üç boyutlu olarak görselleştirmek için açık kaynaklı bir yazılım olarak iCave'i geliştirdik. Bunu e, sonra yayınladık bunu e, birkaç şey de bunları. E, Size bir video oynatmak istiyordum ama sanırım oynatamayacağım. Zaten e, IKK evli olan diğer görselleri de çıkarmam gerekti çünkü e, biraz boyutları büyükmüş sanırım. E, IKK evli hem e, üç boyutlu e, Üç boyutlu yapısını bildiğimiz, hem üç boyutlu yapısını bilmediğimiz e, çeşitli e, biyolojik sistemleri e, görselleyebiliyoruz. Burada mesela üç boyutlu bunu işte zoom yapabiliyoruz, kendisiyle inter e, şey et. Üzerine bastığınız zaman çeşitli şekil döndürebiliyorsunuz, çeşitli şekillerde bakabiliyorsunuz. İşte burada sol tarafta bir beyin, sağ tarafta bir nöronlar. E, bu tip şeyleri görselleştirebiliyoruz. İşte burada e, bir protein seviyesinde sol tarafta, sağ tarafta beyin seviyesinde yine görsel görselleme yapabiliyoruz. E, etkileşimli veri görselleştirme arayüzleri. Bu, bu alanda çok sayıda konsorsiyum tarafından e, devasa çok orya, oryantlı çok ölçekli veri kümeleri oluşturuluyor şu anda. E, ve bu veri kümeleri ağ analizleri tarafından giderek daha fazla bilgilendirilme bilgilendiriliyor ve e, bizim amacımız birden fazla araştırma alanında etkileşim etkileşimli veri ve keşfini etkinleştirmek için iCave aracımıza dayalı web arayüzleri bağımsız kaynaklar geliştirmek. E, bunlardan mesela yaptıklarımızdan bir tanesi Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium dediğimiz klinik e, tümör protein e, analiz konsorsiyumu diye çevirmeye çalışacağım. E, bu konsorsiyum için yaptığımız bir tane arayüz var ve detaylarını atlamak istiyorum. Ama burada mesela e, kendiniz de bu web e, linkinden bu arayüzü oynayabilirsiniz İşte burada bir burada mesela bir tüm tümör fos ve Network'ünü görselleştirdik ve burada mesela hangi hangi gen grupları etkin ve hangi genler etkin? Bu genler mesela bu proteinler ya da genler hangisi e, işte tümürün ilerlemesiyle etkin? İşte daha çok kadınlarda mı görülüyor yaş, e, tümör seviyesi falan. Bunu Sel dergisinde yayınladık konsorsiyumla e, beraber. Bu linkten daha iyi bilgi alabilirsiniz buradan. E, aynı zamanda eee Binaya için destek verdiği İnsan İmmünoloji Proje Konsorsiyumu, HIPSI dediğimiz HIPSI Konsorsiyumun e, bir parçası olarak gen düzenleme veri kümeleri için merkezi bir havuz geliştirdik. E, yine bir arayüz olan Immune Regulation'ı geliştirdik. Tabii Immune Regulation'ın büyüsünün noktaları yok. E ee, Tam burada e, immune regulation'ın önemi, mesela çeşitli kan hücresi tipin, tipleri hakkında bilgi var ve e, 43 bin e, kişiden e, e, alınan veriler, 43 bin kişinin genetik dizilimi, e, genotipi ve 51 bin tane e, gen e, Gen deney bilgisi 50 bin, 51 bin tane ve bunlardan oluşturulan e, varyantların e, genlere nasıl etkisi olduğu üzerine bunlardan oluşturulan 220 milyon tane IQTL dediğimiz e, data bunları birbirine bağlayan data ve bunun dışında transcription factor dediğimiz 14 milyon e, bunların genleri olan etkisi. Ee, ve aynı zamanda bilinen e, hastalığa sebep olan 67 bin tane varyant, bunların hepsini bir arada görselliği interaktif bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Bu da Immune Regulation'un anayüzü, ICANN, MSSM.edu, Immune Regulation. Buradan e, herhangi bir çalışmaya bakıp burada da bunu da daha detaylı inceleyebilirsiniz bu linkten. Bunu da Nucleic Acid Research'ta yayınlamıştık. Ee, bunun dışında daha öncesinde Sight Encode bu başka bir konsorsiyum. Bunun da bununla ilgili gene farklı bir network science'ta yayınladık. Bunun da linki olması lazım. Ee, özet olarak e, farklı e, Farklı e, görsel e, web siteleri oluşturduk. Bunlara bakabilirsiniz. Bunlar hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bize yazabilirsiniz. E, ve bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, bu noktada ben soruları zaman ayırmak için konuşmamı e, noktalamak istiyorum. Ama e, bu tabii... Büyük bir takım çalışması, hem hastalardan alınan örnekler var, e, halka açık e, veri tabanlarını da kullandık ama onun dışında kendi hastalarımızdan da örnek alıp onların analizlerini yaptık. O yüzden Mount Sinai'de bir takımımız var, e, Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden de bir grup e, araştırmacı, oradan hem hasta datalarına baktılar hem hastalardan örnek topladılar. Aynı şekilde Cornell Tıp Fakültesi e, ki bunları hepsi New York'ta. Ee, John Hopkins'te, Teknion, İsrail, bazı e, aşkınazi e, hastaların bilgileri İsrail'den geldi. E, bu kısmı göstermedim ama Koç Üniversitesi'nden Burak Hoca ile bir çalışmamız var. Aynı zamanda bu veri görsellemesi olan çalışmalarımızda da çeşitli e, öğrenciler ve grup üyeleri rol aldı. Özellikle Selim Kalaycı, Doktor Selim Kalaycı çok. E, immune regulation'da ve CPTEC e, arayüzünde çok e, birkaç yıl çalışmalar yürüttü. Ve şu anda da Sabancı'da Berk Turhan e, <laughs> Aslında üniversite öğrencisi bilgisayar mühendisliğinde ve ilk e, makalesini daha beraber yeni yayınladık. Bir yıldır e, beraber çalışıyoruz internet ortamında. Daha yüz yüze hiç tanışmadık, sadece sanal olarak ilk makalesini yayınladık beraber yayınladık ve bu çalışmalara da beraber devam ediyoruz. Kendisine de teşekkür ediyorum. E, çalışmalarımız çeşitli foundationlar e, tarafından e, destekleniyor. Ee, biraz da Mount Sinai e hakkında bilgi vermek istiyorum. İşte bu bildiğiniz jenerik New York e, fotoğrafı gece. E, burası Central Park Manhattan'daki e, ve işte etrafında da Manhattan işte bizim laboratuvarda sol tarafta e, sol, sol tarafta bize yakın olan, yakın olan köşede. Central Park'ın yanında binamız. Bahçe mesela ya, e, okuldan çalışmak isteyen olursa öğlen işte parkta yürüyor, dolaşabiliyor e, ya da isterse Manhattan tarafına da gidebiliyor. E, bu sol altta gördüğünüzde binamızın e, ...girişi, HES, HES Center dediğimiz e, merkezde çalışıyoruz. E, bana e-maille ulaşabilirsiniz, internette ulaşabilirsiniz, Twitter'da ulaşabilirsiniz. Doktora ya da doktora sonrası projeleri hakkında veri görsellemesi alanında şu anda bilgisayar e, bilgisi kuvvetli bir birisini e, grubumuza katmak istiyoruz. Eğer katılmak isterseniz yazın. E, ama diğer konularda da yazabilirsiniz. Ee, ve her türlü bilgiye ve soruya aşı, açığız. Ee, artık bu noktada sorularınız varsa onları yanıtlamak isterim. Çok teşekkür Tabii. ederiz hocam. Ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru cevap bölümümüze isterseniz geçelim. Tabii ki. Tamam hemen başlıyorum. Klinik tanıda da sorun oluşturan penetrasyon eksikliği ve eksperzivite değişkenliği genetik risklerin belirlenmesine nasıl dar boğazlar yaratmaktadır? Mevcut metodolojiler ne kadar hassasiyeti sahiptir? Hmm. Ee, bu güzel bir soru. Ee, bunu, bunu biraz düşün, biraz tekrar edebilir misiniz? <laughs> Tabii ki. çevirmem gerekiyor da. Tabii <laughs> ki. Klinik tanıda da sorun oluşturan penetrasyon eksikliği ve ekserpesit ve değişkenliği genetik risklerin belirlenmesinde nasıl darboğazlar yaratmaktadır? Aa, evet yani e, tabi bunların hepsi birer sorun ama e, şeyler e, hast şu anda yaptığımız e, ve bizim gördüğümüz ve ülkemizde de görmek istediğimiz e, çok sayıda kişinin genetik dizilimine aynı anda bakabilmek. Mesela İngiltere bunu çok güzel yönetti. Onların da çünkü evrensel bir sağlık sistemi var. O yüzden UK BioBank dediğimiz İngiltere Veri Bankasında pek çok hastanın ve sağlıklı kişinin genetik dizilim bilgisi var. Ve hatta daha bu hafta Onların e, arasından 100 bin kişinin genetik e, bilgisi yayınlandı ve bu kullanıma da açık araştırmacılar tarafından belli bilgiler alındıktan sonra ve bunlar e, eşey hattı dediğimiz mutasyonlar, e, varyantlar ve bunlara bakılabiliyor. E, bunun dışında e, Amerika'da universal e, bir e, sistem olmadığı için maalesef e, böyle bir, çalışma yok ama universal sistem olan mesela e, gazilerin bir sistemi var veterans dediğimiz ve şu anda Amerika'da 1 milyon gazinin genetik dizilimine bakma e, çalışması yapıyor ve onların bilgileri de yayınlanacak. Ee, onun dışında enteresan mesela Estonya, Estonya bu konuda <laughs> çok ileri ee, ve İzlanda yine aynı şekilde genetik dizilerine bakıyorlar. Yani bu veri bankaları geliştikçe bu bilgiler arttıkça bu tip e, problemler de azalacak. E, bizim... Ümidimiz Türkiye'de de böyle bir veri bankasının kurulması. Çünkü bizde de e, evrensel sağlık sistemi var. Her e, Türk vatandaşının bağlı olduğu. Ve biz bizlere has hastalıkların, bizlere has rahatsızlıklarda çok e, bizlere has e, varyant bilgisinin bizlere has e, rahatsızlıkları e, hem tedavi hem önleme açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum ve umarım bunu da görürüz. Çok teşekkür ederim. Şimdi YouTube'dan bir soru geldi, hemen ona geçeyim. Kanserde genetik riskleri belirlemede kanserin inflamasyonla tetiklenebildiği de düşünüldüğünde, sağlıklı bireyin inflamasyonu olan yanıtları bir belirteç olarak da değerlendirebilir mi? Ee, elbette ve şey e, Tuana e, hanım acaba. E, Mutlayabilir misiniz kendinizi soru sorduktan sonra biraz yankı oluyor galiba da. E, e, şimdi e, enflamasyon ve kanser e, son zamanların en heyecan verici konularından bir tanesi ve e, insan e, ve inflamasyonla olan genlerin genlerdeki varyantlar kanseri nasıl etkiliyor ya da e, genel olarak vücudun belli enflamasyon vücuttaki belli inflamasyonların kansere nasıl sebep oldu bunlar da araştırma konusu mesela Genetik olarak biz genom, genomik dizilime bakıyoruz, bizim uzmanlığımız bu. Ama e, sigarayı düşündüğünüzde sigara mesela inflamasyona sebep oluyor. Ya da e, çeşitli vücudun maruz kaldığı virüsler ve bakterilerde çeşitli inflamasyonlar sebep oluyor ve bunlara insanların e, verdikleri yanıtlar kişisel farklılıklar gösterebiliyor ve bu kişisel farklılıklar yüzünden de risk daha değişik olabiliyor. Ve bu araştırmaların daha başındayız. Ve bence bu konuda yapılacak e, çok şeyler var. Ve hatta biz son makalemiz e, ondan bahsetmedim. Çünkü o e, şu anda sadece preprint olarak daha e, şu anda e, preprint olarak yayınladık onu arşivde ama e, şu anda peer peer review'dan geçiyor. E, onu mesela orada gördüğümüzde enflamasyon ee, enflamasyonlu olan etkileri de e, önem kazandığını düşünüyoruz. Yani bu çok önemli bir soru ve bence önümüzdeki zamanlarda çok daha fazla bu konuda bilgi, e, bilgiye ulaşacağız. Çok teşekkürler. Hemen diğer soruma geçmek istiyorum. Kanserin çoğunlukla sporadik bir hastalık olduğuna dair günümüz bilgisi, akciğer kanseri özelinde doğuştan gelen risklerin tespitiyle. Nasıl bir evrim geçirebilir? Ee, elimizdeki bilgiler arttıkça biz bunu daha e, iyi bir şekilde anlayabileceğiz. Ee, mesela gördüğümüz, e, size Angelina Jolie örneğinde de gösterdiğim gibi bazı hastalarda özellikle meme ve yumurtalık kanserinde zaten bir kümeleşme oldu. Ailesel küme, kümeleşme olduğunu görüyorduk. Ee, ama akciğerde ben mesela araştırmaya başladığım zaman çoğu kişi dedi ki boşu boşuna vakit kaybetme zaman kaybediyor. <laughs> Sigara içen kanser oluyor genetik riski yoktur. Ama insanlarla ben konuşmaya başladıkça ve hastalarla direkt konuşmaya başladıkça çeşitli organizasyonlar dahilinde çünkü, çünkü ben direkt hasta gören bir pozisyonda değilim. Ee, ama onlarla konuş yani onlardan bilgi topladıkça ortaya çıkan e, bazı kişilerde ailede de görülüyor ve özellikle bizim baktığımız daha e, genç akciğer kanseri mesela e, Çin'de bir çalışma var. E, tabi. E, bilemiyoruz ne kadar doğru ama o şimdiki çalışmaya göre 12 yaşında bir çocuk akciğer kanseri olmuş. Şimdi burada eee kalıtımsal genetik bozukluklar olabileceği olasılığı da var. E, bu her hasta kalıtsal sebeplerden akciğer kanseri olacak değil. E, belki bunlar %10 ee, ama olanları bulmak istiyoruz biz. Yani kalıtımsal sebebi olanları. Burada da bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Ee, belki kalıtımsal akciğer kanseri riskiniz yoktur. Ama sigara içiyorsunuz. Ve siz sadece siz sigara içiyorsanız akciğer kanseri riskinizi arttıran bir mutasyonunuz olabilir. Çünkü ve hatta bunlar bulundu. Belli genlerde, onlardan bahsetmedim. Belli genle mutasyonları... Sigara içmiyorsanız tamam güzel bir hayat yaşıyorsunuz ama hem bu çevresel etken sigara ve sizin bu kalıtımsal mutasyonlar bir araya geldiği zaman o zaman akciğer kanseri olasılığınız çok artıyor. Yani sporatik olan, sporatik olan yani bir sebebi olmayan kanserler de var. Onlarda tabii çevresel etkenler var. Bir önceki sorudaki gibi bağışıklık sisteminin etkileri var. Onlarda hepsinin bir araya gelmesinin etkiler var. Bunları anlamamız lazım. Anlarsak önleyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Bu YouTube'dan geliyor. Akciğer kanserinde endojen retrovirüslerin etolojide rolü var mı? Mesela bir çalışmada akciğer kanser dokularında tütün mozaik virüsü partikülleri bulduklarını iddia etmişlerdi demiş. Hı, e, olabilir. E, ve o virüsün yani yine mesela hani sigarayı mesela dış etken olarak baktık ama sigaranın dışında mesela virüs bir virüs e, ve akciğer kanseri bir virüs ve spesifik mutasyonlar bir araya geldiğinde yine akciğer riski kanser kanser riskini arttırabilir. Mesela servikal kansere baktığınız zaman HPV e, virüsü olan kişiler genelde servikal kanseri yakalanabiliyor. Yani riskleri çok daha artmış oluyor ama hepsi de yakalanmıyor. Yani orada da mesela DNA'yı genellikle bizim gözlemledi, gözlemlediğimiz DNA'yı onaran genler DNA'yı onaramıyorlarsa o zaman e, kanser oluşumuna gidebiliyor. E, ve diyelim ki DNA'yı onaran geninde mutasyonu olan bir kişide e, virüs varsa o virüs tabii ki riskleri arttırabilir. Yine aynı şekilde bağışıklık sisteminde belli varyantlar varsa ve o varyantlar ve o virüsün kombinasyonu tehlikeliyse yine aynı şekilde... Riski arttırabilir. Burada da tabii e, bir numaralı soru şu anda e, ko koronavirüs nasıl akciğer kanserini riskini arttıracak belli kişilerde. E, ve onu da e, sonuçlarını göreceğiz birkaç yıla. Anladım. Çok teşekkür ederim. Hemen bir soru daha sormak istiyorum. Evet. Akciğer kanserinde germline varyantlar yatkınlık oluştursa da Çalışmalarda genellikle ortak varyantlara odaklanılmakta. Kişiye özgü bilgiyi tespit etmek için günümüz metodolojilerinden hangi gereksinimlere ihtiyacımız vardır? E, genellikle yaygın varyantlara bulunmasının sebebi e, şu: e, Önceki çalışmalarda, yani bizden olan e, son zamanlarda değil ki daha önceki çalışmalarda, yani genetik dizilim e, çalışmalarından önceki çalışmalarında bir array dediğimiz teknoloji kullanıldı. Bu array ile çok daha ucuza, çok fazla sayıda hastaya aynı anda bakma fırsatımız oldu. Ama o zaman bütün dizilime bakamıyoruz. Bütün dizilime bakamayınca e, nadir varyantlara bakamıyor bakılamıyordu teknolojik limitasyonlar yüzünden ve sadece yaygın varyantlara bakılabiliyordu GWAS dediğimiz çalışmalarla. E, ama e, bu sekans analizinin fiyatı düştükçe ve daha uygun bir fiyata gelmeye başladı. Hem analizler kolaylaştı. Ee, şimdi artık sekansa bakılabiliyor ve daha önceden civas yapan çalışmaların çoğu da şu anda sekansa doğru gidiyor. Çünkü düşündüğünüz zaman tabii bu bir yatırım ve bir harcama her insanın nasıl sekansına bakacağız diyoruz. Ama bu bir insanın hayatında bir kere yapılan bir şey. Bir kere yaptıktan sonra o sekans dizilimi çeşitli sebeplerden dolayı kullanılabilir. Çünkü o o sekans dizilimi değişmiyor değişirse somatik mutasyon oluyor ve e, ve bu insanların sağlığına yapılabilecek en iyi yatırımlardan da bir tanesi e, O yüzden siz daha çok yaygın varyantları herhalde gördünüz ve giderek e, araştırma e, araştırmalar sekans diziliminden e, gidiyor Çünkü nadir varyantların etkisi e, ee, daha yüksek genellikle hep olmasa bile genellikle çok daha bir kötü bir narir varyantınız varsa onun etkileri de çok ciddi oluyor genellikle. Çok teşekkür ediyorum. Katılımcılarımızdan gelen bir soruyu sormak istiyorum hemen. Kalıtsal kanser geni saptanan tüp bebekle eşeğen hücresi genleri değiştirilerek planlı hamilelik yaparsa gelecek nesiller için genetik risk ortadan kalkmış olur mu? Bu bir tedavi sayılabilir mi? Eee yani <laughs> CRISPR Cas olarak diyorsanız e, tabii bu büyük bir tartışma konusu şu anda etik olarak yapılıp yapılmayacağı ama burada yapılabilecek yani bir 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 adım öncesi var. O adım öncesi de zaten şu anda e, belli de hastalıklar için yapılıyor. E, yanlış bilgi vermeyeyim kanser için yapılıp yapılmadığı hakkında. Ama e, embriyolara genetik test yapılıyor bu özellikle tüp bebeklerde. Eğer bu genetik testlerde e, belli rahatsızlıklar, çok ciddi rahatsızlıklar tespit edilirse o embriyo seçilmiyor ve transfer yapılmıyor. E, orada... E, diyelim ki limitli embriyolar var ve o embriyolarda da bir rahatsızlık var. Yani şimdi anneden de babadan da mutasyon alıyorsunuz e, e, yani orada olasılık hesabına baktığınız zaman sağlıklı embriyo kullanıp transfer yapılıyor. Zaten bu şu anda yapılan bir teknoloji e, ve uygulanan bir teknoloji e, belli bir hastalık listesine göre e onların arasında kanser var mı? Onu tam bilemiyorum. E, belli kanserler tabii belli mutasyonlar var mı? Diğer taraftan diyelim ki elinizde limitli embriyolar var ve bu embriyolarda e, genetik rahatsızlık var, kanser ve buna CRISPR Cas yapılabilir mi? Yani şu anda teknolojik olarak yapılamıyor ama çok yakında yapılabilir yapılmalı e, ve o zaman da tabii hani bebeklerin genetiğiyle oynadınız diyen bir grup var. E, bunun tartışmaları devam ediyor. E, bunların da daha konuşup düşünülmesi gerekiyor. Biraz da etik kısmına giriyor. Ama teknolojik olarak şu anda teknolojiye tam olarak sahip değiliz. Mesela bildiğiniz gibi Çin'de e, Çin'de e, HIV, e, AIDS azaltmak için bir bir e, bir kişinin e, iki tane bebek doğdu e, ama bu e, bebekler CRISPR-Cas e, CRISPR e, ile CRISPR genleri değiştirdi. Ama CRISPR-Cas'ın e, bilinmeyen etkileri de olabiliyor başka yerlerde. Başka yerlerde de deletion'lara falan sebep olabiliyor. E, o yüzden o doktor sonra galiba hapse atıldı falan filan falan. Yani <laughs> daha teknolojik olarak hazır değiliz. Hazır olduğumuzda da belli çerçevelerde mesela limitli embriyo varsa, e, o anne babanın başka çocuk sahibi olma yolu yoksa bunların hepsinin konuşulması gerekir. Çok teşekkürler. Bir soru daha. BRCA2 mutasyonu invaziv duktal karsinom riskinde BRCA1 gibi %80'in üzerinde bir olasılığa sahip midir? Yani, e, şimdi hem BRCA1'de hem BRCA2'de zaten bunların açılımı da Breast Cancer Associated yani meme kanseri riskiyle <laughs> ilişkilendirilmiş gen adı üstünde. E, üç tane varyant var ve bu üç varyantın herhangi bir riski çok ciddi bir şekilde arttırıyor ve o yüzden bunlar keşfedildi erken bir zamanda. Çünkü e, ama şey e, ama BRCA1'de de 2'de de Bunların dışında bu üç ana eskiden mesela bir tek bu üçüne bakılıyordu. Bu üçüne va dışında nadir onlardan da daha nadir. Çünkü bunlar yüzde bir civarında aşkenazilerde görülüyordu. Ve o yüzden de aşkenazi ödülerde yapılan araştırmalarda zaten ilk tespit edildi. Ama tespit edildikten sonra mesela Meksikalı da da var, Türk'te de var ama nadir. Ee, o kadar yoğunlukta yok. Ama diğer mesela BRCA1 ve 2'deki nadir mutasyonlar da riski arttırıyor. Yani e, bilinen mutasyonların dışında çok nadir görülen mutasyonlar da arttırılıyor. Ve burada da gene Türkiye'ye döneceğim ben. E, mesela mesela aşkınaziler üzerinde yapılan araştırmalarda, aşkınazilerde yüzde bir görüldüğü için BRCA1, 2 mutasyonları bulundu. Türkiye'de de mesela işte... E, Polonya'ya bakıyorsunuz, diğer ülkelere bakıyorsunuz. Yani Türkiye'de de Türklere az, Türklerde çok görülen mutasyonlar belli e, hastalık risklerini arttırabilir. Biz bunları bulamazsak bir hastaya deriz ki tamam senin riskin az merak etme. Ama aslında bu bilinmeyen bir mutasyon olduğu için. Mesela NBN diye bir gen var, NBN o bir tek Polonyalılarda, bir tek Polonyalıları hasta etmiyor. Ama sadece Polonyalılarda daha sık görüldüğü için onun hakkında bilgi var. O da DNA'yı tamir eden bir gen. O DNA'yı tamir eden gen olduğu için ondaki bozukluk gene kanseri yol açabiliyor. Ve işte NBN yeni, yeni yeni önemi anlaşılmaya başladı. Çünkü Batı Avrupalılarda çok görülen bir mutasyon değil. Doğu Avrupa'da görülüyor, Slavlar'da görülüyor, Türkler'de de görülebiliyor. O yüzden bilgi yok. Yani bilgi olmadığı demek hastalık hastalığa sebep olmadığı anlamına gelmiyor. Anladım. Çok teşekkür ederim. Diğer bir soruya geçmek istiyorum. Ustalar için nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Çalışma gruplarınıza bu varyantları da dahil ettiniz mi? Ettiyseniz nasıl? Vusları e, dahil etmiyoruz. Us dediğimiz Variant one certain significance yani bu bu variant gerçekten zararlı bir varyant mı yoksa değil mi şu anda bilinmiyor. Bilinmeyenleri dahil etmiyoruz çünkü bizim amacımız gerçekten hani biz arttır, arttırdığını arttıran varyantlar ve onlara fokus olmak ki e, çalışmamız e, daha güçlü olabilsin. Ee, orada konuşma sırasında bir tane VUS'tan bahsettim. O WUS hem hem keşifte hem e, doğrulamada çok e, vakalarda çok yüksek e, frekansta görülüyor ama e, biz bunu hem çalışmamızı bir tek o varyantı çalışmamıza dahil ettik ama hem o varyantla hem o varyantsız sonuçlarımız nasıl değişiyor onu da e, yayınladık. Ve iki türlü baktığımız zaman da o varyant olsa da olmasa da sonuçlarımız Fanconi anemi genlerindeki nadir varyantlar e, akciğer kanseri, squamous akciğer kanseri riskini arttırdığını gördük ve o yüzden bunları yayınladık. Ama onun dışında daha önceki çalışmalarda bir tek bu varyant sunulduğu için onu eklemiştik. Onun dışında hiçbir hususu eklemedik. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Bu bizim son sorumuzdu. Değerli vaktinizi ayırdığınız, bilgilerinizi bize aktardınız. ve bilgi dolu bu konuşma için kendim ve tüm arkadaşlarım adına sonsuz teşekkür ediyorum. Ben Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler.